Film yazısında bu kampanyada yayınlanan film yazımızı eleştirdik. Gözlüğü yani biraz daha yüksek sesle. Değerlendirme yazımızın ölçüsüne birlikte yazdık. Dolayısıyla o da yardımcı olmasını sevinirim. Şimdi ben daha önce hiç bir film üzerine yazı yazmamıştım. Bir film üzerine böyle derinlikli bir düşünme çabası içerisine de girmemiştim. Bu konuyu, yani bu filmi izlediğimizde bizde neler uyandırdığı üzerine böyle uzun uzun tartışmamızın nedeni biraz meselenin feminist teoriye, anneliğe vesaire temas etmesi oldu. Annelik meselesi üzerine düşünmemizi sağlayabileceği için ben hani bu filmi çok önemli buluyorum. Yani çünkü bir yandan bir izleyici olarak belirli bir takım bagajlarla gidip o filmi izliyoruz ve karşılaştığımızda o filmle verdiğimiz tepkiler çok değerli. Onlar bir kere sosyolojik anlamda çok değerli şeyler. Diğer taraftan da anneliği nasıl temsil edildiğini aslında sanat ve sanat eserinde nasıl temsil edildiğini görmek de çok etkileyici. Burada her ikisini birden tartışmaya açmaya çalışacağım. Yani bu anlamda sadece film ekseninde değil, filmin de dışına çıkan bir tartışma yürütebiliriz diye düşünüyorum. Zefir'de hikaye Özge bir parça anlattı zaten. Bir annesi tarafından terk edilmiş, aslında bir takım zorunluluklar yüzünden bırakıldığını öngörebiliyoruz. Ama çocuğun alınmadığı şey bir terk ediliş ve bu terk ediliş sonrasında etrafında gördükleriyle birlikte, yani ilk etrafında sürekli aileler, işte nineler, dedeler, tırnak içinde normal bir takım yaşam biçimleri görüyor. Ve bu değerlerle kendi yaşadığı deneyimin çok uyuşmadığını fark ederek bir öfkesini pratiğe geçiriyor ve annesini kayıklardan aşağı atıyor. Böyle anlatabilirim. Birkaç şekilde bu hikayeyi düşünmek mümkün. Birincisi, söz konusu kişi, yani terk eden kişi, bir anne değil de baba olsaydı işler nasıl yürürdü diye üzerine uzun uzun düşünebiliriz. Kadın eğer böyle çok bizim için, izleyiciler için diyor, çok anlaşılır bir nedenle terk ediyor olsaydı, mesela ne için? İşte bir devrimci kadın olabilirdi atıyorum. Bir devrim ülkesi için işte gitmesi gerektiğini düşünürdük ve içimiz rahatlardı seyirci olarak o zaman. Daha çok daha önemli bir şey var bir çocuğa bakmaktan. Dolayısıyla gidebilir diye bir hisse kapılabilirdik ve dolayısıyla meşrulaşabilirdi her şey. Ama yönetmen uzun bir süre bize bu gidişin anlamını, nedenini açıklamıyor zaten. Ta ki biz filmin en son sahnesinde çocuğun annesinin çantasını açıp bazı işte yardım, gönüllülük vesaire gibi pratikleri, bir takım işler için gittiğini anlayana kadar. Ve ortalama bir seyirci hikayeyi sonuna kadar kendisini ikna edici bir şey bulma arayışıyla izliyor. Yani hadi bir şey olsun da ben bu kadını içimden affedeyim diye izliyor. Yani, ya da en azından pek çoğumuz böyle hissetmiş olabiliriz diyeyim. Dolayısıyla aslında böyle hissetmemizin kendisi çok sorunlu bir şey. Hikayeyi biraz buradan bakabiliriz. Yani bir kadın aslında tıpkı bir erkek gibi kendisi için çok daha önemli bulduğu bir neden yüzünden çocuğunu güvenli bir yere bırakıp hayatına devam edebilir. Aslında bu normal, tırnak içinde normal bir şey olduğu bir takım toplumsal düzenlerde dünya tarihinde yaşanmıştır en azından. Veyahut biz bambaşka bir toplumsal düzen içerisinde olabilirdik ve o zaman bu çocuk kendisini tırnak içinde anormal hissetmeyebilirdi. Mesela nasıl bir şey olabilirdi? Biz kapitalist bir düzende yaşamıyor olabilirdik. 1920'lerde denenmeye çalışılan Sovyetler'deki gibi işte takım anneliğin toplumsallaştığı bir düzen içerisine düşmüş olabilirdik. Ve o zaman işte çocuklar için kreşler olabilirdi, yemekhaneler olabilirdi ve o çocuk için norm olan şey bambaşka bir şey olabilirdi. Yani kapitalist düzendeki çekirdek ailenin çok dışında bir düzen içerisinde yaşıyor olsaydık, o kayalıklardan o kadın atılmayacaktı. Evet. Yani burada aslında hikayeyi şuraya çekebiliriz. Bambaşka tarihsel süreçlerde annelik denen kurum öyle yönlendirilebilmiştir ki
o dönem için normal olan şey öyle dönüştürülüp, değiştirilip, o dönemin koşullarına ve o dönemin ekonomik ilişkilerine uygun hale getirilmiştir ki biz bunları hiç sorgulamaz ve alışılmış şeyler olarak içselleştirebiliriz. Söz gelimi, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde kadınların istihdama alınması meselesi işte ahlaki tartışmalar içerisinde gündeme gelmemiştir. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda erkekler patır patır ölürken, kadın nüfusu inanılmaz dengesiz bir şekilde artmış durumdayken hiç kimse sanayide kadınların çalışmasını hor görmemiştir. Ama ta ki 1945 sonrasında nüfus yeniden eşitlenme eğilimine girdiğinde 50'lerde bir yandan Amerika'da kutsal ailenin yeniden gündeme geldiğini, yeniden o Amerikan reklamlarında işte mutfakta temizlik yapan, çocuk büyüten, al yanaklı çocukları böyle kucağında taşıyan anne figürleriyle yeniden karşılaşmışızdır. Veyahut 70'lerde ben çok net hatırlıyorum mesela halam çocuğunu şöyle yetiştirdiğini anlatmıştı. O dönemin modası çünkü oymuş. 70'lerde çocuk ağladığında beşiğinde bırakacaksın, dokunmayacaksın. Çocuk kendi kendisine işte yalnız olduğunu, dünyada yalnız olduğunu ve dolayısıyla uyuması gerektiğini kendi kendisine öğrenmeli. Böyle bir çocuk yetiştirme modasının olduğunu ve mesela kuzenimi o şekilde yetiştirdiğini anlattı. Sonra o da gemi kaptanı oldu zaten kızın yaşında. Veya şu andaki annelik politikalarına, çocuk yetiştirme politikalarına falan baktığımızda siz de şeysinizdir, eminim ki etrafınızdan deneyim, yani duyuyorsunuzdur deneyimleri. Anne sütü çok önemli. Yani çocuğa verebildiğiniz kadar anne sütü vereceksiniz. Bu artık o kadar şey ki, yani çocuğa sütler, yani veremeyen kadınlar var ve böyle komplekse giriyorlar. Böyle, İşte anne sütü veremedim. Çocuğun bağışıklığı için çok önemli bir şey. Hiçbir şey anne sütünün yerini tutamaz. Yani o kadar böyle beslenen, büyüklenen bir söylem ki bu artık. Bu bize neyi beraberinde getiriyor? Anne ve çocuk birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Yani 5 yaşına kadar, çocuk artık ne kadar emiyorsa, bu çocukla anne yapışık bir şekilde yaşamak zorundadır gibi bir şeyi alt metni bize veriyor. Şimdi dolayısıyla bütün bu şeylerin, söylemlerin, politikaların çok dönemsel olduğunu, çok aile politikalarıyla iç içe olduğunu düşünmek, yeniden düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Zefir'e de böyle bir bağlam içerisinde yeniden baktığımızda eğer Zefir bambaşka bir toplumsal koşullar veya bambaşka bir ülkede veya bambaşka bir alt yapı, üst yapı ilişkili içerisinde doğmuş olsaydı, o çocuk için normal olan şeyin bu olmayacağını öngörebiliriz diye düşünüyorum. Burada benim, yani çok hani sorularla açılıp ederiz de, belki de filmden çıkartabileceğimiz sonuçlardan bir tanesi, tabii bu annelik kuramları için de çokça konuşulan şeyler, anne olmanın kendisi aslında cinsellikten kopmaya denk gelen bir şey. Yani aslında şu feda hali, anne olunca kendimizi feda etmemiz gerektiğini bize sürekli hatırlatan o ilişkiler ağı, kadının aslında cinsellikten de koptuğunu sürekli hatırlatan ve artık senin tek başına aslında sadece çocuktan kopma da değil, yani etrafındaki tüm o ataerkil ilişkilerden koparak eyleme geçen haline kendisini sorunlu bir şey gibi göstermeyince, yani bir kadın çocuğundan veyahut işte ebeveynlerinden veya kocasından çoğunlukla koparak herhangi bir entelektüel, bilimsel veya başka bir faaliyet içerisine girdiğinde bu ürküntüyle, korkuyla karşılanan bir şey. Yani bunun kendisi aslında gene toplumsal olarak inşa edilmişti bir hal. Dolayısıyla Zefir'in annesinin orayı bırakıp da herhangi bir şey için gidiyor olması aslında bu çok ürkü bir neden de olsaydı her haliyle bizim refleks, yani izleyicinin refleks göstereceği ve annenin ölümünü ya işte o da öyle yapmasaydı diye karşılamamıza neden olan şey. Burada hani benim yönetmene getirebileceğim tek eleştiri şu aslında. Ben filmin sonuna kadar büyük bir heyecanla bekledim. Şunu bekledim. Yani keşke yönetmen bu nedeni bize açıklamasaydı.
hiçbir zaman diye bekledim. Çünkü şunu, şu beni çok, yani en azından o tepede izleyicinin duymadığı o sahnede kadın çocuğuna ne için gittiğini açıkladı. Ama biz izleyiciler onu duymadık. Ve bu bence çok hoş bir ayrıntıydı. Yani kadının çocuğuna anlatmaya çalışması ama çocuğun da bu içinde yaşadığı tüm bu yani etrafında gördüğü, normal olarak gördüğü şeylerden bağımsız bir şekilde annesinin anlattığı şeyle hiçbir şekilde uyum sağlayamaması, hiçbir şekilde onu anlayamaması. Çünkü ne söylerse söylesin anlayamayacaktı. Bunun verilmesi bence çok önemliydi. Fakat düştükten sonra bunun nedenini keşfetmemize gerek yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bizler her ne nedenle olursa olsun istediğimiz her şeyi yapmalıyız diye düşünüyorum kadınlar. Dolayısıyla belki böyle küçük bir ek yapabilirim. Bunun için de eklemeler yaparsın. Aslında çok fazla ekleyeceğim bir şey yok. Daha çok yani burada senin son noktandan belki hani belki yönetmene getirilebilecek eleştirilerden ya da insanların ya da sorularına dair sorulabilecek sorulardan bir tanesi de benim aklımda şu olarak kaldı. Mesela biz işte filmin sonunda aslında kadının nihai niyetini öğreniyoruz. Neden gitmek istediğini. Daha çok UNICEF gibi bir kurumda tam olarak anlayamasak da daha sivil toplum kuruluşunda yine çocuklarla ilişkili bir şey yapıyor. Ve hani orada bir yine bir meşrulaştırma çabası var gibi görünüyor. Bu mesela beni de yani ben bundan açıkçası çok rahatsız olmadım ama bu böyle bir son olmayabilir miydi? Bunu merak ediyorum. Onun dışında bu mesela şu dikkatimi çekti şimdi. Yani biz yazıyı yazarken de Gözde'yle çok tartışmıştık bunu. Ama şimdi Özge de konuşurken özellikle Ay'dan bahsetti. Gözde de Ay'dan bahsetti. Hepimiz anneden bahsediyoruz. Ama film Zefir üzerine. Dolayısıyla benim merak ettiğim ve yani siz burada olduğunuz için daha teorik tartışmalardan ziyade biraz daha özel bir tartışma ama yani bu filmi çekmeye, sizi bu filmi çekmeye iten neydi? Ve mesela film aslında anneliğin kutsallığını mı tartışan bir şey yoksa çocuğun masumiyetini mi sorgulayan bir şey? Mesela bu konuşmalardan biz anlıyoruz ki aslında annenin kutsallığını tartışan bir noktada daha çok duruyor. Benim yani daha sonra başka sorularım da olacak ama şu anda yani sizi dinlemeyi daha çok istiyoruz herhalde. Burada herkes öyle istiyordur. Ya aslında soruların çoğunun içinde cevaplar var gibi ben gördüm. Benim söylemiyorum. Gerek yok dermişim, gelin dermişim. Yani çok fazla tabii şey var, detay var. Yani sondan başlayayım ve bana lütfen hatırlatın arada tekrar o soru işaretlerini. Çünkü başa doğru unutabilirim. Yani benim çıkış noktam çocuktu aslında. Ama çocuk tabii tek başına değil, bir anneden çıkıyor. olası büyük ihtimalle bir baba var ya da yok. Yani yokluğuyla da var başka bir şekilde. Büyük olasılıkla onların da anne babaları var. Ve büyük olasılıkla onlar bir coğrafyanın bir yerinde doğuyorlar, dünyaya geliyorlar. Yine büyük olasılıkla bu insanların çevresinde insan dışı varlıklar da var. Yani böyle bir etkileşimler zinciri. Ama işte bu çocuğun solipsizme, yani o tek benciliği dünyanın kendini merkezinde zannetmesi, yani toplumdan topluma değişen bir şeymiş gibi bana pek gelmiyor. Çok güdüsel olan şeyler, çok arkaik, çok temel olan şeyleri aslında asıl merak ettiğim şey. Yani yani evrimden başlayarak, yani o amfibilerken, suyun içinde savunan deniz anasından farksız canlılarken, yani hangi şeylerle bu aşamaya, bu noktaya geldiğimize kadar, yani en temel, en geride ne varsa, en dış çerçevede ne varsa, ben aslında onları merak eden biriyim ama bir yerden başlamam gerekiyordu bunların hepsi birden anlatılamayacağı için. Ve başlama noktası olarak bence çocuk kaçınılmaz olarak yani belirleyince çocukluktan başlamak benim hayata bakışımda ve gözlemlerimle oluşturduğum, üstüne eklenen formasyonlarla perçinlenen şekillerde çocuk başlama noktası. Ancak ondan sonra bir anneye de bakıyoruz ve ondan sonra o çember
genişliyor. Yani bu işte Melanie Klein örneği, yani yememe, kötümeme, işte Lacan'cı çok fazla şey var beni etkileyen. Ben öncelikle şunu da söylemek istiyorum, kesinlikle benim akademik bir formasyonum yok. Benim eğitimim İngiliz dil ve edebiyatı, yani edebiyat üzerine. Yani onu gerektirdiği, çok çalışkan bir öğrenci de değildim, onu gerektirdiği kadar yani sosyal metinler, sosyal bilimlerde okumalar yapmış biriyim. Yani hiçbir konuda ahkam kesecek bir şeyim, ne bir yani önerim, ne bir iddiam aslında yok. Yani bu film benim için koca bir soru işareti ve çocuğun bakış açısından yapılmış bir. Gerçi anneyi çok konuşuyoruz, bunu benim de ilgimi çeken bir şey. Yani bu aslında beklediğimin üstünde bir anneye odaklanma var ama anlayabiliyorum yani beklediğim üstünde derken şaşırarak olmasa da. Anlaşılır buluyorum çünkü açık noktalar annede daha fazla, yani çocuklukta daha bir tamamlanmış bir dünya, yani sadece bir iş küresi, bir kendi uzamını yaratmış bir çocuk var, yani ondan uzaklaştıkça biraz daha yabancılaşıyor bir sanki, ya da ben öyle hissediyorum. Yani işte teorik konuşamayacağımı, yani bir akademik bir formasyon olmadığını söyledikten sonra tekstil şey olarak disclaimer. Olarak yani benim için sinema özellikle de böyle bir sorgulayan sinema, yani biraz konvansiyon sinemasında, yani bir delinin kuyuya taş atması en amiyane tabirle. O deli, benim de buradaki deli olarak attığım taşı çıkarmaya çalışan insanlar olduğu için de çok mutluyum. Yani hepsine şükran duyuyorum yani. Özge ve Gözde'ye, yani gerçekten yönetmen için herhalde olacak en büyük gururdur. Yani filmin bu kadar ciddiye alınıp özenle bütün detayların araştırılması falan. Yani bu yani bir film üç yorum şeyi beni gerçekten ihya etti ve bütün yani sevdiğim yönetmen meslektaşlarımın başına gelmesini dilediğim bir şey. Ve böyle bir işte konsepte de ilk defa bulunuyorum. Yani yani filmle ilgili filmi izledikten sonra çok söyleşiye katıldım ama kritiklerimle birlikte diyeyim. İlk defa bulunuyorum. Şimdi konuyu biraz dağıtacak gibi hissettim ama öncelikle sormak istiyorum, filmi kaç kişi izledi, kimler izledi burada? O her kanalı. Ben izledim diyeceğim. Peki yazıları herkes okudu mu? Kampus'taki. Daha iyi. Şeyden sonra okumak belki daha iyi olacaktır. Yani benim çıkış noktam çocuktu açıkçası. Ama çocuk derken o hemen içinde olan şey anne çocuk ilişkisi, yani ilk tanınan varlık olarak. Yani bu öyle bir şey ki, o anne, biyolojik anne olmasa da ilk ilişki kurduğu kişi. Yani burada bu çocuk şanslı belki ki, aslında onu bile bilmiyoruz. Yani şimdi de şey atacağım, yani karıştıracağım ortalığı ama belki annesi bile değil. Yani nerede kanıtınız? yani bunları bilemeyiz ama işte ilk ilişki kurduğu kişi olduğu belli olan kişi diyelim. Gerçekten biyolojik annesi olmayabilir. Yani tamamen ters köşeye yatıran bir devam filmi çekebilir yani. burada ama şey yine de kesin. O annenin annesi ve babası kesin. Yani bir anne baba, hani hep baba eksik falan diyorlar bana. Orada bir baba var, görmediniz mi diyorum. Yani ayın babası var, ayın annesi de var. Ve bunlar daha bizim geleneksel olarak gördüğümüz. Baba biraz farklı, daha biraz tabii o kişisel referanslarla da ilgili sanırım, benim kendi babama olan bakış açımla da ilgili. Biraz daha o ataerkil, o şeyin dışında, bakış açısının dışında daha şey demokrat şey bir insan, otoriter olmayan bir insan. Yani şey, burada anneyle babayla, ebeveynle ilişki derken ki bu teke de indirilebilir bakış açınıza, nereden baktığınıza göre. Çoklu da olabilir, anneanne, dede, herkesi katabileceğiniz. Yani çocuktan sorumlu kişiler, en yakın kişiler. Yani burada bence anne ve baba da var. Ve buradaki çocuk sadece Zefir değil, Ayt da bir çocuk. Yani anne diye üzerinden konuştuğumuz sorularımızın, yani kafamızın en çok takıldığı, benim karakter olarak çok iyi işleyemediğim de diyebilirim, işlemediğim de diyebilirim. Yani daha ucunu açık bıraktım çünkü benim için sıra zaman, yani kronolojik aslında giden bir şey eğilimle Poyraz filminde çocukun en erken dönemi, yani soyut bulamalarla, yani ölüm düşüncesiyle, fizikselliğiyle bile değil, düşüncesiyle ilk tanıştığı dönemi
ilgilerle yoğrulmuş bir filmdi Poyraz. Bu Poyraz'ın içinden çıktı Zifir tamamen. Yani o çocuğun bir sonraki eşiği. Bu da bir ergenlik öncesi eşik. Yani bu ömür vefa ederse gerçekten bir kadının işte Rüzgarlar Aşırı Yolculuğu diyorum. Kadın kahramanı Rüzgarlar Aşırı Yolculuğu. Yani benim için henüz ortaya çıkmamış olsalar da tam olarak kronolojik bir şey var. Yani bu kadının bundan sonraki ergenlik, gençlik, yetişkin, kadınlık, yaşlılık dönemleri belki işte dediğim gibi ömür vefa ettikçe. Ama burada bir anne olmak zorundaydı ve bu annenin nasıl olması gerektiği konusunda şeyler yaşadım, zorluklar, çelişkiler yaşadım. Ama şöyle bir şey de var, bu film spontan bir film malzeme. Yani ben bir rüya gördüm. Ki psikanalizle ilişkisini bu bağlamda çok önemsiyorum. Yani bu rüyayı biz aslında hep birlikte seyirciler, uzmanlar, hep birlikte yorumlarız. Hatta ben bile işte aşırı yorum diye söylediği şey çok doğru. Ben kendim bile aşırı yorum yaptığım için filmle ilgili ya kimseye kızamıyorum. Gerçekten onların çoğu bilinçli değildi. Bilinçli olan en temel çıkış noktası vardı. Bu işte, insanın en temel güdüleri, aile, anne, çocuk bağı falan, ölüm korkusu, ayrılık, terk edilme korkusu, doğayla ilişki. Yani en temel algıladığımız şeylerden evet, bir yola çıkış vardı. Ama o temel çıkış noktalarından bu ortaya çıktıysa bu film, yani o benim için hala aslında görünmüş bir rüya. Ve hep birlikte biz onu yorumluyoruz aslında. Onun için yanıtlar bende değil. Yani genellikle biliyorsunuz rüyayı gören yorumlayamaz gerçekliğini çoğu zaman. Ki onun için psikanalizlere ihtiyacımız vardır. Ama ben de kendi yorumu katma hakkı da görüyorum. Çünkü ben de bu filmin bir izleyicisiyim. Yani sadece onu işte meydana getiren temel taşlardan biri değil. Tabii ki yani senaryo yazmış olmaktan dolayı ve yönetmen olmaktan dolayı herkesten daha fazla cezai sorumluluğum var. Ama bir noktasında ben izleyicisiyim bu filmin. Ve yine Özge'ye yolculuk sırasında konuşuyorduk. Bu film, ben senaryo yazdım ama yani ki senaryo yazarken tabii ki kişisel, otobiyografik şeylerden çok fazla etkilendim. Kendi kişisel tarihinden, aile tarihinden. Bir kere mekan zaten aile mekanımız, yani yayla. Bizim yani dededen, anneanneden kalma evimiz. İşte annem ve tüm kardeşlerim birlikte paylaştığı, yani kuzenlerimle falan çocukluğumu geçirdiğim, yani sadece kendi anılarım değil, kuzenlerim ki Zefir'in çift cinsiyetliliğini bile açıklayan odur. Yani benim erkeksi bir çocuk yaratma arzumdan değil, erkek ve kız kuzenlerim bir karışım, yani bir ortalamamız olması. Yani tabii ki işte çıkış noktası olarak çok otobiyografik şeyler var ama hikaye tamamen kurmaçlı. Bir düş gerçekleştirme ya da kabus gerçekleştirme gibi bir şey. Yani bu en düşkün olduğumuz varlık, işte biyolojik olsun olmasın, bizimle ilk ilgilenen, ilk ilişki kurduğumuz varlık anne. Anneye o sevgi-nefret ilişkisi, yani onu sahiplenme, o doğuştan gelen, o mülkiyetçilik konusunda ben çok düşünüyorum. Yani bu iki yazıda da mülksüzler, Ursula Guin'in Mülksüzleri referansı yani beni çok etkiledi ki kitabı okumamıştım, yeni okuyorum, itiraf ediyorum. Yani nereye bağlayacaktım? Ha, bir insanın doğasında vardır ki kendim de yapı itibariyle böyle kesinlikle anarşizme sempati duyuyorum ama onu topik olarak görüyorum. Çünkü sahiplenme mülkiyetin kapitalizmden bağımsız olarak içimizde nedense olduğuna inanıyorum. Kuşkucu olarak ve memnun olmayarak, yani bu çıkarımından, gözlemlerimden. Yani gerçekten farklı bir dünyayı arzuluyorum, yani bu düzenin olmadığı, ataerkil kapitalist, emperyalist düzenin olmadığı. Çocukta işte o solipsizliğe girdik. Yani bu konuda benim en fazla referansım Lacan tabii ki. Yani onu Lacan'ın aldığım öğretileri de işlediğim değil.
filmde şu Lacan'ın şu sözünü işleyeyim gibi değil. Ama sonuçta ortaya çıkan şey de ve gidişattan Lacan'la bağlantı kurduğum aslında bir his olarak, çünkü onu da çok etkilemiş değilim. Ama o ayna evresi denen şeyin bende birçok şey tanımladığını ve karşılık geldiğini çok fazla hissettim. Yani kendimdeki belki şizofrenik eğilimlerde, yani kültüre girmeyi diye tanımladı. O kavramlar bende çok fazla şeye karşılık geldi. Yani ve kendimde büyümek istemeyen bir birey olarak o anne çocuk cennetine sanki acaba hapsolmak istemiş biri miyim diye kişisel düzlemde evet düşündüğüm çok oldu. Yani anneyi sahiplendi. Hatta anne çocuk ilişkisini ben aslında bir sevgi ilişkisi gibi işledim. Oradaki aslında çocuk fotoğrafları da bu gözle bakıldığında farklı katmanlar olduğunu düşünüyorum farklı bakış açılarından. Aslında annesinin onu aldattığı çocuklar, yani diğer çocuklar. Burada bir sevgililik, zefir adı şeyden geliyor. Belki biliyorsunuz, sosyolojilerden anlatıyorsanız. Yani batıdan eser ılık rüzgar demek ama mitolojide, Yunan mitolojisinde de batı rüzgarı tanrısı ki bu kıskanç bir tanrı. Hyakintos'a aşık oluyor, Apollo da aşık ve kıskançlıkla şey yapıyor. Apollo diskini attığında esinti yaratarak Hyakintos'un yani sevdiğinin ölümüne neden oluyor. Yani böyle bir sahiplenme. Bunun arkaik bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kapitalizm falan öncesi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani o tek bence evrenli çocuğun, o anne ise her kimse o kapsama alanındaki ilk arzu nesnesi. Onunla bir tür aşk ilişkisi, aşık ilişkisi gibi olduğunu düşünüyorum. O terk edilmedi, Zefir'in verdiği tepkiyi terk edilen kıskanç bir sevgili gibi düşünüyorum. Ama bu bir katman gerçekten. Çünkü benim için birkaç katman var. Yani metaforik olarak var, adli bir vaka, üçüncü sayfa şey olarak işte annesini öldüren genç kızları hatırlarsınız hepiniz. Yani benim filmi yazdığım zaman da o. Şeydeki Ankara'daki Başak Üniversite öğrencisi var. Annesinin boğazını kesti. Rabia babasının silahıyla kendisine serbest sınavlarına sokmaya annesini öldürdü. Yani adli bir vaka yönü de var. Ki bu bir aslında hafif bir ekol yönü var bizim yeni kuşak sinemada. Yani Zeki Demirkubuz'un zaten simgesel olarak üçüncü sayfa dediği şey. Onun bize bir etkisi var. Yani belki hayatla bağlarımızın biraz fil dişi kulesinde yaşayan sanatçı olarak belki hayatla bağlantımızı üçüncü sayfalar üzerinden kuracağımızı falan zannediyoruz. Yani bu bir yanılgı olabilir yani, savunduğu bir şey değil. Ama benim bağladığım şeylerden biri oydu, o annesini öldüren kızlar meselesi. Bir de daha ileri yaşlı bir kadın annesini öldürdü Konya'da o dönemde. Hepsi arka arkaya oldu. Yani bu benim için enteresan. Yani nefret ettiklerinden mi, başka bir şeyden mi, yani bunu bilemiyoruz. Bir de tersi var, dört kardeş var intihar eden, anneleri öldükten sonra anneleri olmadan yaşayamayacaklar için Kahramanmaraş'ta. Yani bu nedir bu gizem, bu kadar güçlü olabilen nefret yıkıcılığı, işte Eros ve Thanatos yıkıcılık, aşk ve sevgi şeyi ne var yani bu ilişkide? Nasıl bir ilişkinin içine şeyi doğuyoruz? Nasıl bir sahiplenme ve şey ilişkisi? Yani ben birey olmak için niye bunu aşmamız gerekiyor? Yani simgesi olarak ebeveynlerimizi öldürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biraz atladım aslında, hızla geçiş yaptım. Yani bu bir düş gerçekleştirme. Yani biz rüyalarımızda, kabuslarımızda en sevdiğimiz varlığı, annemizi, sevdiğimiz işte kadını, erkeği öldürdüğümüzü görebiliriz rüyalarımızda. Ve bunu rüyalarda isim verebiliriz ama gerçek hayatta çoğumuzun, yani o normal diyebileceğimiz çoğumuzun uyguladığı bir şey değildir ama aşk cinayetleri de pek azımsanacak kadar büyük yani şimdi farklı şeylerde, farklı kültürlerde farklı isimler alarak tutku cinayeti bilmem ne. Bu da aslında bir tür aşk cinayeti yani o açıdan bakarsak. Ama işte farklı birkaç katman ama az önce ucunu tuttuğum şeyi yakaladım tekrar. Yani bir katmanda işte adli bir vaka, annesini öldüren çocuk. Yani gerçek hayatta oluyor, olduğu zaman nasıl oluyor? Ben onu birebir realist, yani neorealizm tarzı değil benim sevdiğim, biraz sürreal flört eden, daha stilize bir dünya. Yani biraz Tarkovski esinlenen falan daha çok olduğu bir sinema. Yani öyle bir adli bir vaka olarak da anlatılabilir bu aynı hikaye. Mistik bir şey olarak da anlatılabilirdi. Onun en katili
olduğunu biliyordu mesela, hani hissediyordu zehirin. Ve kadın sırf bu yüzden gidiyor olabilir yani. Kendi katilinden kaçıyor. Bunda da Halil Cibran'a bağlayabileceğim bir şey var. Bu Uyur Gezerler meseli var, belki biliyorsunuzdur, çok sevdiğim bir mesele. Hatta bu anne kız ilişkisi üzerine benim galiba ilk daha değerli topluluk düşünmeye başladığım şey, rüyalarında Uyur Gezer olarak anne ve kız bahçede karşılaşıyor. İşte bir tanesi, şimdi o tam sözleri söyleyince aslında çıkışı da vardı yanında. İşte anne diyor ki sonunda düşmanım, işte benim hayatımın yıkıntıları üzerine geleceğini kuran sen, senden nefret ediyorum, keşke ölsen diye böyle bir temelinde bulunuyor anne. Kız da ona yakın bir şey, işte sen de keşke ölsen, pis cadı beni kıskançlıkla şey yapan, şeyimi engelleyen, özgürlüğümü engelleyen falan. Yani korkunç, negatif iki cümle. Sonra bir horoz ütüyor, uyanıyorlar. Anne diyor ki, aa sen misin yavrum diyor. Kız da diyor ki, evet benim anneciğim diyor. Yani orada kaldı o rüyada. Bu beni çok etkilemiş bir şey. Yani hani Cibran o çıkış noktalarından biridir. Ve bu bütün bu işte anne kız çatışması şeyler içinde, yani en değerli toplum benim için hikaye edebileceğim olduğu için anlattım. Yani bu şeyi merak ediyorum, bu anne çocuk arasındaki ilişkiyi. Yani içinde kendi annemle ilişkinin kalıntıları olabilir, kendi kişisel travmalarım olabilir ama ben gözlemleyen sessiz sanki bir çocuk olarak çok fazla anne çocuk ilişkisine de özellikle yani bunun eğitimini, formasyonunu ya da kalıntı çalışmasını yapmasam bile bunun üzerine merakla eğilmiş biriyim. Yani anne suçlama mesela çok yaygındır. Yani sanki başımıza gelen birçok şeyin sorumlusu annedir ve ben gençliğimde bir anne suçlama şeyim vardı. Hatta biraz tohumları bu şeyde atılmış olabilir. Zefir'in ve Poyraz'ı ilk yazdığım zamanlarda o etkiden çok kurtulmuş değildim ama bunu bakış açım çok değişti. Yani onu anneyi çocuk olarak görmeye de başlamam. Yani son 10 yıl içinde falan öyle dönüşüm yaşadım ki şey anlamında okuma, öğrenme anlamında da bu Bad Mothers diye bir kitap vardı, o da çok. Hatta bu referans aldığım kitapları not almıştım, belki ilgilenen olursa diye. Türkçesini söyleyeyim. Kötü Anneler 20. Yüzyıl Amerika'sında Suçlama Politikası. Bolivet, Lillard, Manskin'in editörlüğünde. Yani oradan adını koyamadım ama kendi suçlama eğilimimin önünü kesecek bir şeyin yanıtını buldum. Yani bu toplumda, bizim toplumumuzda bu anneliğin yüceltilmesi, idealleştirilmesi çok ciddi şeyler, bir yük yüklüyor genç kadınlara. Yani anne olsun olmasın ama o idealize edilen annelik şeyine hiçbir zaman ulaşılamayacaktır. Yani yeterince iyi annelik diye mi Winnicott'ın sanırım bir şey var. Ama bunu kaç kadın biliyor acaba, Winnicott diye bir psikolojimiz var ve o diyor ki yeterince annelik iyidir. Yani kusursuz. Bunu hayır, öyle bilmiyorlar. Yani anne kusursuz olmalıdır işte falan. Ve ne yapsa kadın o ideale asla erişemiyor ve bu hep bir eksik, yetersiz insan psikolojisi, bir suçluluk duygusu ve bu başka işte yaşam koşulları şey, daha saldırgan çocuğa karşı saldırgan da olabilecek şeylere de dönüşecek. Yani zedeleyici. Ben bir kere çocukların toplum tarafından, anne babalar tarafından metaforik anlamda iliş edildiğini düşünen biriyim. Yani o bireyselliklerinin, o özgür iradelerinin yani büyük bir ağırlıkta ve o yüzden işte ilk öfke duyduğum şey gençliğimde buydu. Yani bu anne baba iyi bir şey değil galiba falan diye. Ama sonraki daha sonraki aşamalarda yani bilmiyorum, onların da böyle kurban olduğunu böyle düşünmek ve biraz kıyaslama yapınca bir kendi annemle babamla ilişkim, yani arkadaş olmayı da başarımda çok değişti açıkçası. Yani farklı bir gözle bakmayı öğrendim. Yani bu sorgulanması gereken bir şey oldu, evet, içimde iyice yer etti. Yani bu idealleştirmenin çok ciddi sakıncaları var kadınlar üzerinde. Yani bu yeterince annelik şeyini gerçekten birçok kadın, daha çok kadın bilmeli yani. Hatta
hatta yeni kuşak annelerde de gözlemliyor, rüya okumuş, etmiş, eğitim almış. Yani beni çok tedirgin edermiş. Yani çocukların avukatlığını yapma ihtiyacı hissettiğim çok fazla duruma tanık oluyorum. Bu bir yönü, adli dedik yani yer, en ayağı yere basan yönü. Diğer bir yönü tamamen alegorik gerçekten ama ne anlamda alegorik? Gezegenle ilişkimiz anlamında yani bir toprak ana mevhumuyla çok alakalı. Yani o zaman bu analizlerin hiçbir mesela o konuya temas etmiyor. Yani ekolojik bir şeyden, perspektiften bakmak. Ki bunun şarkısı da var, çok güzel bir heavy metal grubunun, Matricide diye, anne katli. Yani anne, orada kastedilen anne, Mother Earth, yani dünya gezegen. Ki pek çok kültte, yani Hinduizm'in falan galiba şeylerinde bu Mother Earth anne olarak görme gezegeni. Ve benim insanlıkla ilgili umutsuzluğum, yani öğrendikçe bir şeyleri, geliştikçe ciddi bir şekilde umutsuzluğa katılmamla da ilgili. Yani annesini öldüren bir çocuk olarak görüyorum tüm insanlığı. Yani bu gezegeni, sütünü emmesi, yani tüketene kadar. Yani sütünden kesilmemesi gezegenin. Yani bireysel olarak annemin sütünden kesilsek bile insanlık olarak bu gezegen, bu annenin sütünden bir türlü kesilemiyoruz ve çok büyük zarar veriyoruz. Yani artık bir kanser hücresine şeye dönüşmüş olduğumuza dair biliyorsunuz şeylerde, Matrix'e kadar artık popüler şeylere de yansıyan bir insana karamsar bakış, uygarlığa karamsar bakış var. Ona da bu kuşkumda yaklaşıyorum. Yani onu tek gerçeklik olarak kabul ediyor değilim. Ama filmin gerçekten bir boyutu sadece Mother Earth, toprak ana, gezegen, annemiz olan doğa olarak onu öldürmek, yani egoist, solipsist bireyler, büyümeyen, yeterli olamayan, çocuk kalan bir insanlık olarak totalde. Yani bir toplumsal şey aranırsa filmde sanırım bulunabilecek olan şey bu ekolojik yönden çıkarak herhalde olabilir. Yani insanın kötücülüğüne, ki aslında kötü derken de tırnak içinde kullanmak istiyorum. Yani bu konuda da Nietzsche biraz tedris altından geçmiş olduğu için yani iyinin kötüsünde olanı aslında merak ediyorum. Yani mesela doğaya o deprem zamanı çok düşündüğüm bir şeydi bu. İşte doğa intikamını aldı bilmem ne falan. Yani doğa niye intikam alsın? Yani o antroposofik insan merkezci tanımları doğaya yapıştırdığımızda aslında uymadığını, yani o işte zehirli mantar mesela önemli bir simge. Ya benim için aslında her şeyden önce bir imge, bir güzellik, orada olan bir şey o. Ve onu çekmemek bence ayıp olurdu. Ama simgesel anlamı da var. O ama artısı. Çünkü simgeler benim için kaçınılmaz olarak varlar. Bir de şu simgeyi şuraya yerleştirip, şu simgeyi şuraya değil. Yani o mantar üzerinden işte genelde söylemişim. Ya mantar kötü olduğu için zehirli değil. Yani o mantar kötü değil ama yani evet bizi öldürebilir. Zefiri de işte o mantara da biraz benzetiyorum. Şeydi ama bu başka bir okumada. Yani onun şeyi simgesi olarak kullandığım annesini öldüren insanlık solipsist ben merkezci çocuk olarak kullandığım şeyden farklı olarak onun doğayı temsil ettiği, doğaya en yakın varlık olması filmde yönünden baktığımızda orada da insan-doğa ilişkisi artık biraz daha Reich'ın etkisiyle belki oluşmuş. Yani bunun ben hep tortusu olan şeyleri aslında bir araya getirme çaba da değil aslında. Kendiliğinden bir araya gelmiş şeyler. Yani ben filmi bitirdikten, yaptıktan sonra birçok şeyi, referansı gördüm. Yani nelerden almışım, kimlerden almışım da koymuşum diye. Yani o bir yönünde evet kötülüğü de sorgulayan bir şey. Yani çocuk tamam, kötücülük, kötülük varsa o çocukta da var. Yani her ne kadar şeye de inanıyorsam da Bakerdin'in söylediği bir çocuktan, bebekten katil yaratmak, yaratan koşulların varlığına da yürekten inanıyorsam, yani insanın nüvesinde bizim işte tırnak içinde kötü dediğimiz şey, yıkıcılık, işte o Eros ve Thanatos'la belki açıklanacak bir şey. O şey var, o hasettir, yani o yıkıcılık, o kin, o egoizm bir şekilde var. Ve uygarlaşma aslında o rüya onun eğitimi, yani idin eğitimi süperegoyla ehlileştirilmesi gibi bir şey ama bu süperego yani uygarlığımız
hızlı yaratan o süper ego, insanın süper egosu yani hiç dokunmasa, hiç terbiye etmese insanın vahşi yönünü çok daha az zarar verirdi bu gezegen. Yani keşke vahşiyle olarak kalsaydık, zincirdeki yerimizi bilseydik, ekolojik zincirdeki. Yani bu yok eden şey gibi, yani bu kolonileşen işte virüs gibi. Şimdi artık başka bir gezegen bulunursa herhalde onu atmak olacağız. Çünkü şey, bir gezegeni bitirmek üzereyiz yani. Yani böyle birkaç farklı okuma var. Tabii ki bunda şeye odaklanmak. Yani anneliğin tartışılması bir kere çok hoşuma gidiyor. Çünkü bana çok faydası oluyor. Çünkü ben bu filmde Zefil özellikle ona odaklanmasam da gittiğim yolda o var. Ve çok şey öğreniyorum böyle dış. Yani bu film nasıl alınlandığı, nelerin tepki çektiği falan, bunları şey yapmak benim için çok önemli ve eğitici oluyor. Yani o kuşkuluğu çok emin olmadan koyduğum şey, neden o fotoğrafları koyduğum, bir açıklama. Onu da aslında o kadar belli belirsiz koydum ki. Mesela şey yazıyor o UNICEF dosyasında, childhood is under threat. Onu ters koydum yani göze batmasına. Yani çok dikkatli olan, ille de oradaki o sebebi arayan bulsun gibi. Yani onda çok kişi fark etmedi zaten. Çok kişi bu filmden bu anne niye gidiyor? Yok, bilmeyerek çıktı. Ama dedektifler içinde bir şey koymak istedim. Belki de bu yanıtlara ulaşmak için ve gerçekten aradığım bir şey aslında ulaştı. Evet, hala bir mazerete, o annenin gidişine bir mazerete ihtiyaç duyma eğilimde, kendimde olduğumu evet hissettim. Yani bu yazıyı, Kampulas'taki yazının için yazısında. Yani bunu hissetmiyor, çok doğru bir, yani bana açık bir soruya verilen bir yanıt gibi geldi. Onun için özellikle. Teşekkür ediyorum ve çok enteresan oldu. Bu neyle ama pekişti? İşte yakınlarda seyrettiğim bir film, binlerce kez iyi geceler, Juliette Binoche'un canlandırdığı fotoğrafçı, anne karakteri var, gidiyor işte Afganistan'da intihar bombacısı kadınları çekiyor falan. Yani son derece Batı'nın bakış açısından, yani bence biraz oryantalist buldum mesela ben, ama o Batı'nın, o filmin konseptinde bu oryantalizm değil kesinlikle, yüce bir şey olarak. Yani Batı gidiyor, bakıyor oradaki az gelişmiş insanlara. Ve başka bir yerde, Afrika'da bir yerde bir çocukların hayatının kurtarılmasına vesile olacak fotoğraflar çekiyor yani. Herhangi bir kurtarıcı, bir sosyal görevli olarak da değil, sadece fotoğrafçı. Sadece küçümsemiş gibi oldu ama fotoğrafın gücü aslında. Ve oradaki meşrulaştırma çabası, yani benim hiç bulaşmadığım bir şeyi fevkalade yapan bir örnek var. Yani görmek isterseniz diye bu meşrulaştırmayı. Yani o çekirdek hali o kadar kutsal ki filmde. O baba, yani işte çocuklarına sana ihtiyacı var bilmem ne falan. Yani böyle bir dünya bir şey kuruyor ki. Yani kadın hayatında fotoğrafçı olmayı seçmiş. Yani bu kadını bu kadar şey baskısı yapılması bana yadırgatıcı geldi yani. Ama meşrulaştırma çok enteresandı. Erken genç kız üzerinden yapıldı ve orada da Zefir ve Ay'ın kuramadığı bir ilişkiyi kurdu. Çünkü bizim toplumumuzda, benim de ondan maalesef çok etkilenmiş olduğum için, biz birbirimizle konuşamıyoruz. Bu Amerikan filmlerinin özellikle aile sonuna değinen bir dönem ben çok meraklıydım. Yani ne güzel, bizim anlatamadığımız her şey hep yazılır. Bize de böyle senaryolarımız yazılsa, diyaloglar yazılsa, annemle babamla her şeyi konuşsak falan diye çok böyle şey hayal kurmuşumdur. Biz konuşamayız yani. Vahşi duygularımızı ya da güzel, en güzel duygularımızı ifade edemeyiz. Yani onun için bu filmde çok konuşma da yok aynı zamanda. Ama bu film 9'da o kadar güzel her şey çözümleniyor ki, o ergen kızı işte bir Afrika siyahının yanına götürüyor falan. Yani kendi o idealize ettiği şeye ikna ediyor. Yani o kızı affettiği zaman o şey çatışma çözülüyor filmde. Yani çok şaşırtan bir şekilde. Ya öyle bir şey yapabilir miydim ben? Yapmazdım diyorum. Yani bundan sonra da o anne karakteri, o belirsizlik üzerine yine gideceğimi zannediyorum. Yani nasıl bir şey ortaya çıkacağını bilmiyorum. Çünkü ben bir yere kadar mesul olduğumu da düşünüyorum yine de her şeye rağmen. Yani Bahide gördüğünü nasıl canlandırdığı da çok önemli o ayrıntılarını. Yani benim kurguda neleri kullanıp neleri kullanamadığım, yani orta kolektif olarak yarattığımız, onun için yani sanatçının analizi şey üzerinden yapılabilir mi, eseri üzerinden bir tartışma noktası olduğunu düşündüğüm ilk soruya hatta geliyor bu. Tabii ki benim bireysel çok şey var. Yani ben varım o filmde ama tüm karakterler benim. Hangisine göre analiz edilebilirim diye düşünüyorum bazen.
Yani bu farklı bir yaklaşık bir şey. Farklı bir şey söylemek istedim. Aslında onunla geldim. Yani o ay karakteri tam oturmamış bir karakter. Yani benim için Zefir'in zaten bir projeksiyonu. Yani Zefir'in büyümüş hali aynı zamanda. Yani gerçek bir farklı bir karakter bile değil. Yani o da söylediğim gibi benim odaklanan şey çocuktu. Çocuğun bakış açısıydı. Ama anneliğin bunun üzerinden bu kadar tartışılması beni mutlu etti ve işime de yaradı. Böyle bir beklenmedik bir sonuçlar. Yani yan etki gibi ne oldu demiş. Yani öyle bir şey. Yani sorun, o sorunuza cevap verdim. Yani bir yere kadar evet kişisel, bir yere kadar benim analizim yapabilirsiniz bundan. Ama bu benden çıkıp dönüşmüş de bir şey. Yani her bir karakter ki alıp kendileri başka bir şey. Yani o Zefir karakteri Şeyma gibi bir çocuk olmasaydı yakınımda böyle bir karakter olmayacaktı. Annem ve babam, anneannem ve dedem olmalıydı. Onlar kendileri olarak varlar zaten ve kendilerine bile şaşırtan performanslar varlar. Yani onlara aslında daha çok yer verebilmek istiyordum ama yani bazı şeyler boyumuz yetmedi. Yani bir yere kadar dedik. Yani benim kağıt üzerinde yapmak istediğim şeyin zaten bir yere kadar gerçekleştirdik ama ben öyle olmasını seviyorum. Yani bazı insanlar senaryo neyse yani görülmüş, yapılmış, çekilmiş bir filmi sanki yapmak isterler gibi geliyor. Yani ben sürpriz olarak o hele kurgu aşamasını o yüzden çok severim. Çünkü kendi kendine oluşmuş filme olağanüstü katkılar yapan şeyler, anlar çıkar. Yani benim mesela en sevdiğim sahnelerden biri bu baba kızın şeyde konuşmasıdır o kayalıkta. Aralarında bir konuşma vardı ama o sahne o şekilde tamamen orada sette doğdu. Yani neredeyse bir doğaçlama gibi. Yani böyle kendiliğinden olan şey, o kendiliğindenliği yakalamak zaten ki bu sinemada ayrı bir ekoldür o. Konvansiyonel anlatı sinemasından biraz farklı bir şeydir. Yani sürprizlere açık olmak, her şeyi kontrol etmemeye razı olmak. Yani biraz aslında bir tanrıyla bir şey yapıp, tanrıyı tabi burada şey olarak, metaforik olarak kullanıyorum. Yani ne olur bana bir şeyler ver, bak ben buraya. Yani gerçekten o şeyleri yakalıyor olmak çok mutluluk verici bir şey ve bu o şey tesadüfüyle rastlı kendiliğindenliğiyle yine bana rüyayı çağrıştıran bir şey. Yani o bilinç dışını gerçekten söze, filme, resmi bir şey indirgemek ben istemezdim açıkçası. Yani sinemanın o kapsayıcılığını seviyorum yani imgesel gücünü yani diğer sanatları da içererek ki çoğu zaman diğer sanatlara köle yapılmak isteniyor. Yani ya tiyatronun kölesi yapılıyor, ya fotoğrafın kölesi yapılıyor. Ben o kendi şeyin potansiyelini kurcalamak üstüne yani deşebildiğim kadar olasılıkların kazanabildiğim kadar olasılıkları kazımak isteyen cenahta yer alıyorum sanırım. Yani sinemanın gerçekten ayıran bir şey olmalı yani diğer sanatlardan ki bu konuda Tarkovski'ye bir ressam çok etkilemişti onların düşünceleri. Yani Tarkovski şeyler gibi bir sanata benzeyecekse Japon haikulara, şiirlere benzeyebilir. Çünkü o bir anı resmini çekersiniz sözde, haikuda. Yani ne simgedir onlar, ne şeydir, hikayedir. Yani benim için de o imgeselliği çok önemli ve bu Lacan'a merak salma biçimi de öyle o imgesel, simgesel ayrım yapması. Yani ben simgelerle formasyon olarak, yani çocukluğumda tabii ki o imgelerle oluşan o anılar benim üzerime çok fazla etkisi var. Yani o kendi kültüre sanki girmediğim önceki evreden kalan şeylerin tortusu artık bilinç dışında kalmış olan şeylerin tortusu bir olası da çok güçlü. Ama sonra tamamen simgesel, işte eril bakış açılı bir tedrisattan geçtikten sonra ben bunlardan aslında kurtulup, simgelerden kurtulup biraz daha imgesel alanda, yani imgelerin gücünden hareketle yapılan bir sinemayı, yani hikayesini, hikayenin illüstrasyonu, resmedilişi olmayan bir sinemayı yani özlüyorum yani inşallah o konuda. Biraz da biz konuşalım mı? Evet. Arkadaşlar belki soru sormak evet. isteyeceklerdir. Bilmiyorum. Benim de çok sorum var ama ben en son konuşayım. Var mı arkadaşlar? Yara senin vardır. Sen o kadar çok film seyrediyorsun ki. Senle başladım. Ya ben teşekkür ederim. Zaten bütün soruları cevaplamaya çalışıyordunuz. Sanki böyle dinliyorsunuz. Ay, evet. Hepsini cevaplamaya çalışıyorsunuz gibi. Benim arkadaşlar konuşurken de aklıma çok soru takıldı ama
Şey, Özge'ye ilk soruyu sorayım. Özge çünkü en önce konuştuğu için ilk sorum Özge'ye olsun. Bu çocukluk mevzusuyla ilgili aslında bir şey söyledin ama hemen geçtik. Bu çocuğun masum olması mevzusu. Belki üçüncüsü de cevaplamak isterseniz bilmiyorum. Annelikle ilgili değil aslında, bu çocuklukla ilgili bu söyleyeceğim şey. Kierkegaard'ın bir Korku ve Titreme diye bir kitabı var. Korku ve Titreme kitabı aslında şeyi anlatıyor. Çok hikaye şeyi anlatıyor. Memeden kesilme hikayesi. Ama olay şu. İşte İbrahim işte Tanrısına yalvarıyor, Hazreti İbrahim. Diyor ki işte Allah'ım bana çocuk ver, çocuk ver, çocuk ver, çocuk ver falan. Ama işinde gücünde 10 numara bir adam İbrahim. 65 yaşında işte genç karısı var Sara. Sara herhalde 35-40'ında, neyse işte çocuk doğuyor, dünyaya geliyor çocuğu. Sonra bütün kutsal kitaplarda ve daha sonraki şeylerde de var. Neyse çocuğun İshak'ın kurban edilmesi hikayesi var. İşte bilmem ne dağına, işte unuttum şimdi dağın adını. Dağa gidecek, orada sunakta sunacak oğlunu. Hikaye bu. Kierkegaard bu hikayeyi okuduktan sonra çok etkileniyor. Çok korkuyor, çok büyük kaygılara kapılıyor ve alıştırma bölümü var. Korku ve Titreme'nin girişinde 7-8 tane alıştırma hikayesi var. Bir adam, imanlı bir adam, Tanrısı için yaşamış, Tanrısı için ölmeye hazır olan bir adam, Tanrısından bir istekte bulunmuş, yıllarca bulunmuş, bir tane çocuk vermiş. Çocuk birazcık serpilmiş, şimdi kurban edilmesi gerekiyor çocuğu. Dolayısıyla ama imanını da kaybedemez. İmanını kaybederse Tanrısını kaybeder. Ama çocuğu da çok istiyor. Dolayısıyla o dağa giderken, eşeğin sırtına çocuğu bindirip yanında babası yürürken, karısı Sara'ya hiçbir şey belli etmemek ya da bir şey söylemek ya da oğlu İshak'a bir şeyi hissettirmek ya da hissettirmemek, İshak'ın babasının durumunu anlaması ya da anlamaması vesaire üzerinden çok değişkenli hikayeler kuruyor ve her hikayenin bitişinde de şey diyor, memeden kesilmek zorunda kalan bir çocuk, işte eğer bir gün işte aç kalmak istemiyorsa annesi memesine siyah bir şey sürer, çamur sürer. Ve memenin yerinde olduğunu bilir çocuk ama artık onun için onun olmadığını bilir. Ya da işte başka buna benzer meme metaforu üzerinden çocuğun sütten kesilmesi hikayesi anlatılır. Yani işte bir her seferinde birisi imanını kaybeder ama Sara kaybeder, işte İshak babasının durumunu anlar ama teslim olur, yalvarır gibi bakar, babasına bir şey sorar falan filan. Neyse uzun hikaye, onu okuduğunuzda şey yaparsınız. Çocukluğun masumiyetiyle ilgili, yani çocuğun masum olması bir insan doğası kavramı gibi böyle, yani metafizik bir şey olarak gerçekten böyle bir kalıbın içinde düşünülmüş olması başlı başına bir problem değil mi? Çünkü buradaki asıl annelik problemini kavrayamamamızın altında yatan şey o gibi geldi bana. Yani açık nasıl söyleyeyim, çocuğun masumiyeti bir aslında verili durum olarak karşımızda ve asla bozulamayacak bir şey. Aslında onu bozduğumuz her yerde uygarlığa saldırıyoruz. Oysa gerçekte belki çocuk masum değil, öyle bir şey değil. Verili bir şey olmasa gerek çocukluk diye düşünüyorum. Yani kendi düşüncemi de söylemiş oldum ama çocukluğun verili bir şey olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu masumiyet şeyini nasıl tartışabiliriz diye sana yönelteyim. Bir şeyler açmak istersin belki. Gözde'ye sorun da annelikle ilgili şeyinden dolayı aklıma geldi. Gerçekten başka annelik kodları var muhakkak. Ama şöyle de bir şey diyeyim ya, yani mesela bir, hatta Belma Hanım da söyledi. Dedi ki işte okumuş insanlar görüyorum, okumuş kadınlar, onlar bile yapıyorlar. Gerçekten mesela bir çocuk doğurmak, çocuk sahibi olmak için, yani daha doğrusu 35'ine kadar hiç böyle sıkışmadan hayatı yaşıyor. 35'inden 40'ına kadar benim çok sayıda tanıdığım arkadaş var. İnanılmaz, yani çocuk doğurma şeyini son dakikalarım sinyali altında yaşayan insanlar var. Ve onlar sonra bütün yaşamlarını 35 yıl boyunca, 40 yıl boyunca yaşadıkları bütün yaşamlarını sanki elimine edecek bir hayatı tezgahlamışlar da şimdi o tezgahı tersine çeviriyorlarmış gibi hayat kuruyorlar. Dolayısıyla bunun yani büyük sosyolojik gerçekliklerle çok büyük bir alakası olabilir ya da tarihsel işte normatif düzenlerle alakası olabilir ama
bireysel olarak bu kadar aydınlanmış zekaların nasıl bu kadar karanlığa gömüldüğüne dair benim hep kafamda soru işareti var. Belki bu konuda bir şey söylemek istersin diye. Senin sunumundan öyle bir şey aklıma geldi. Yani iradenin bu kadar güçlendirildiği insanlarda özgürlüğün bu kadar çabuk ıskalanabileceğini düşünemiyorum. Yani düşündüğüm zaman seçim yok gibi bir şey geliyor. O zaman da hepimiz trajik hayat sürmemiz lazım ama trajik hayat sürmüyoruz. Oysa gayet lay lay lom geniş bir hayatımız var yani. Yani o bizim büyük acılarımız bile lay lay lom şeyin içinde geçiyor. Belma Hanım'a sorum da şey, çok ilginç bir örnek verdiniz. Aslında diğer örneklerimizle hiç benzeşmeyen bir örnek. Aslında iki sorum var. Biri Antikrist'le ilgili bir soru. O doğa örneğinden, kozmolojik kavrayışla ilgili bir soruydu. Onu soracağım ama aklımdan çıkmadan hemen söyleyeyim. Bu Kahramanmaraş'la ilgili olayı ben araştırmaya çalıştım biraz. Yani gerçekten sarsıcı bir olay. 4 tane çocuk çok iyi eğitim almış, İngilizce, Fransızca bilmem ne, aile ileri gelen bir aile falan intihar ediyor anne ölünce. Sonra olayın arkasına gidilmedi tabii ama birkaç tane şey buldum. Aile aslında Alevi bir aile, çok travmatik bir şey süreç yaşıyorlar ve o aile gömülüyor içine. Yani aile aslında gömük bir aile. Yani daha doğrusu post travma denilen şeyden postu bir türlü gelmemiş, hep travmanın içinde kalmışlar. Çocuklar da, kadın da. Hep travmanın içinde. Koca da. Koca aslında... Koca niye dışlanmış peki? Koca hayır. Koca dışlanmamış. Koca dış dünyaya açılan tek kapı. Yani adam günlük olarak sabahleyin belli saatte kalkıp işine gidip, işinden gelip, iş yerinde de ya da bütün avukatlık süreçleri boyunca da hiçbir zaman böyle şey açık bir adam olmamış. Sadece işinde gücünde bilindik yani 10 numara bürokratik bir avukatlık yapmış birisi. Galiba avukattı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle birisi. Yani dış dünyayla da böyle sosyal bir ilişkisi, bağı olan birisi değil. Çocuklar da oraya gömülmüşler. Tabii elimizdeki veriler hiçbir şey. Bunu anlamak için hiçbir şey. Bu sadece bir sonradan okuduğum şeylerden bir tanesinde bu şeyi söylüyor. Bu ailede kesinlikle travmatik bir durum var. Yani böyle enseste vesaireye bağlı psikolojik daha şey, daha doğrusu daha bireysel, o aileye özgü değil de toplumsal büyük bir yarılmanın içine sıkışmış bir aile çıkış aramamış, orada kalmayı seçmiş ama o seçim artık onları orada gömmüş. Birbirine yani birbirleriyle terk edemez hale gömmüşler ve anne oradaki aslında yerelliği sağlayan, oradan ayrılmayan kadın olarak şey yapıyor. Mesela bunun da bir araştırılmaya ihtiyacı var gibi geliyor. Bir değil, çok fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu Türkiye açısından belki Ermeni sorununu, işte Süryani vesaire gibi Alevi sorununu falan anlamak için çok büyük bir şey diye düşünüyorum. Yani kapı aralayacak bir şey. Yani gerçekten metaforsa metaforun dibi yani. Alegori ise alegorinin dibi yani. O orada açılacak şey. Çünkü onlar da ailece kapatmakla meşguller. Yani o yarıkta neden bulunduklarını, yani dünyayla ilişkileri açıklama üzerine değil. Dünyayla bulunmaları tamamen nefes alma üzerinden. İlkel bir dünya üzerinden kurmuşlar. Yani uygarlıkla bir bağlantı kurarak hayatta var olmayacağını anlatmaya, bir vahanın, bir ütopyanın içinde yaşıyorlar ama o ütopyayı distopya da diyebiliriz falan filan. Böyle bir şey. O konu verdiğiniz örnekler içinde böyle çok ayrık bir yerde duruyor sanki geldi. Antikrist anlatırken hep Antikrist de aklıma geldi. Antikrist de Nietzsche dediğiniz zaman aklıma geldi daha doğrusu. Oraya soldan. Neyse, evet. Poyraz gibi, Hüper Borlulardan. Evet. Ya mesela Antikrist de Nietzsche ile ilgili konuşurken Trier, Lars von Trier şey diyor. Doğaya niye gidiyorsunuz sorusunu sordu. Niçin? İşte daha doğrusu travmanın öncesine gidip, yani daha doğrusu travmanın koşullarını araştırmak için falan filan gittiklerinde. Doğanın çünkü ikili işlevi var. Birincisi kadın ve erkek arasındaki Nietzsche'ye göre çatışma sonsuz. Asla bitmez. Bitebilmesi için aile olmaları gerekir. Yani çocuk ailenin kurulması değil, çocuğun doğması aradaki ilişkinin kurulduğunu gösterir. Yani onun iyi iletişim kurmaları şu bu falan filan onlar fasafiso Nietzsche için. Çocuğun doğması gerekir. Bu kadın ve kadınlık ve erkeklik durumundan çıkışın anahtarı çocuğun doğuşudur vesaire falan diye anlatıyor ve bunu doğada anlatmasının temel gerekçesi de Nietzsche'nin bu konuda sizin de söylediklerinize benzer bir pozisyonu olması. Yani işte solipsizmden bahsetmesi, işte anarşizme kayan bir yönelim içinde olması ve doğanın bir esinleyici olarak aslında var olmasından bahsediyor ve bunu bir kozmolojik bir sistem içine yerleştiriyor.
bence burada bir sıkıntı yok mu? Çok ciddi bir sıkıntı yok mu? Evet, bir çocuk gerçekten, ben de kendi çocukluğumda kayığa binerdik. Biz Eskihisar'da, ben Gebzeliyim, Eskihisar'da kayığa binerdik arkadaşlarla. Kayığı şeylerini, küreklerini atardık içeri. Kayık sürüklenirdi. İşte Bayramoğlu'na giderdi, Darıca'ya ya da ileriye giderdi falan, bir yerlere giderdi. Sonra çekerdik, hep böyle yukarıya bakardık, şey derdik. Ya bu dünyada biz varız, bu dünya bizim için dönüyor falan filan dedi. Evet, bunu sonra anlattım. Önceleri anlatamıyordum. Sonra anlattığımda birçok çocuk buna benzer bir hikaye saydı. Ama işte bu tekrar şeye geliyor. Çocuğun bu böyle bir kendi benini keşfetme sürecinde ki bir duvarda kalıyor çocuk aslında. Ve biz hepimiz o süperegonun sizin deyiminizle başaramadığı şeyi sağaltımı başarması gerekiyor. Yani aslında süperego gerekli olan bir şey. Yani vahşi kalsaydık iyi bir şey olmazdı diyorum ben. Uygarlığı savunuyorum yani. Süperego iyi bir şey. Ama sağaltımı gerçekleştirme konusunda başka bir problemimiz var. Konuşamama vesaire falan. Konuşabilseydik belki bunları söylemezdiniz, demezdiniz yani. Çocuğun işte ediye egosu, işte neyse kötücül tarafı, iyiliğin içindeki kötülük falan filan. Yani bunlar mutlak verili bir alan içine çekip sonra da bütün dünyayı sorgulamanın bence yanlış olduğu kanaati var bende. Yani aksine uygarlığın içinden uygarlığı eleştirseniz amenna derim. Mesela Gözde öyle yaptığı için amenna. Ama yani uygarlığın daha arkasına geçip ve daha primitif bir dünyanın varlığını verili kabul edip oradan uygarlığa dair atışlar yapmak bence bu çok şey değil, açıklayıcı bir şey değil. Daha doğrusu bizi inanılmaz derin düşüncelere salacak şey değil. Yani Nietzsche de mesela ya da işte Trier de aynı şeyi ifade ettiğinde bir süre sonra insanları kalıplara dökmek zorunda kalıyor. Yani Trier'in bütün filmlerinde insanlar kalıplara girmek zorundalar. Yani zorundalar çünkü başka türlü gideceğiniz yola gidemezsiniz. Böyle bir şey oluyor. Mesela siz de ikinci, üçüncüyü çektiğinizde artık kalıplar çalışmaya başlayabilir. Böyle bir tehlike ortaya çıkmaz mı? Yani böyle bir şey düşündüğünüz mü bilmiyorum ama siz konuşurken ben kendi aklımda böyle düşündüm. Çok uzun sordum, geliyorsunuz. İnsanları uyutmayı severim. Evet, buyurun. İlk soru ya da ilk düşünce sorusu. Yani bana doğru geldiği için ben oradan bir pas atayım. Yani cevap verebileceğimi düşünüyorum. Tabii bir soru olarak algılamadım zaten. Evet, evet. Şimdi bu masum çocuk meselesi zaten anlattığın meselden de hani hareketle Tanrı'nın verdiği çocuk büyük ihtimalle Tanrı'nın niteliklerini taşıyor olmalı. Çünkü çocuk doğduğunda hani bir Tanrı'nın hediyesi, yani o anlattığın meselede de böyleydi. Tanrı'nın iyiliğini, Tanrı'nın saflığını, Tanrı'nın bütün iyi niteliklerini taşır. Hatta dinde, yani belki Sünni anlamda mı vardı bilmiyorum. Benim duyduğum işte ölen bebekler cennete gider. Ya da işte çocuk ergenliğine girmemişse ve hani bir şekilde ölmüşse cennete gider çünkü günahsızdır da. Ya da yaptıkların sorumluluğunu da alabilecek zihinsellikte olmadığı için direkt cennete gider. Ya da belki bu bir avutma mekanizmasıdır geride kalanları. Çocuk ne zaman hani günahından sorumlu tutulmaya başlanır? Aslında ergenliğe girdiği zaman. Yani işte kadınsa işte adet kanaması yaşadığı zaman, erkekse hani ergenliğin gerektirdiklerini yaptığı zaman. Yani ergenliğe girmek ne demek aslında? Cinsel ilişkiye açık olmak, o potansiyeli artık yaşıyor olmak, onu gerçeğe çevirebilmek. Yani işte ilk günaha kadar giden bir mesele bu yani. Cinsel ilişki kurabilmek, artık hani günah işleyebilme potansiyeline sahip olmakla ilgili bir mesele. Ama bir yandan da şöyle bakabiliriz, işte bu masum çocuk, bu Tanrı'nın niteliklerini taşıyan çocuk memeden kesildiğinde, yani artık memeden kesilme ne demek aslında? Anneyle olan o simbiyotik ilişkiden çıkarak bağımsızlaşma, bireyselleşme tarafına geçtiğinde artık kendi hareketlerinden sorumlu olmaya başladığında bu sefer işte uygarlığa atfederiz. Yani işte çocuk iyiydi ama işte büyürken işte insanlar kötü ya da şey olur, hani iyi olurlar gibi. Bence bu bununla alakalı birazcık. Hani ben de sana katılıyorum, işte hani uygarlığa kötülüğü işte doğuştan da hani bir masumiyete atfetme gibi bir toplumsallık var ama hani
bu değişmeli mi, nasıl değişir ya da hani böyle değil midir bilmiyorum. Hani bir çeşit özcülüğe gitmekten de yani kaçınıyorum psikanalitik terapi çünkü hani bir kısmıyla öyle. Aslında bir kısmıyla da değil. Ama insanın içindeki işte ruhsal, içsel çatışmalardan, içsel güçlerden bahsettiği anlamda işte hem iyiliğin hem kötülüğün hem yıkıcılığın hem yapıcılığın olduğundan bahsediyor. İşte benim de aslında kafamda sorular yani. Mesela, pardon, mesela çocuk niçin anneannesini ve nenesini ve dedesini bırakılmış ve bir taşrada, daha doğrusu bir yaylada, işte neyse bir köyde bırakılmış. Aynı çocuk şehirde bırakılsaydı ve yine nenesine ve dedesine bırakılmış olsaydı ki bence başka birine de bırakılabilirdi. Neyse bırakıldığını düşünelim. Çocuğun içindeki hınç duygusu bu kadar güçlü gelişmezdi. Dolayısıyla bırakılmış. Diyaloglar daha önceden başka birisi yani arkadaşlarına sık sık bırakıyor. Herhalde bir dayanışma işte sivil toplumla ilişkili bir anne olduğuna dair işte çıtlatmalar olduğundan yola çıkarak kendisi gibi başka annelerle bir dayanışma şey içinde büyük olasılıkla birbirlerinin çocuklarına bakıyorlardı yani öyle bir diyalogda. Zaten sevmiyorsun arkadaşlarında kalmayı. Burada anneannenle dedenle yani sevdiğin insanlarla. Ya okulu da sevmiyorsun. Yani şehirle çocuk ilişki kuramamış. Yani aslında orayla da kuramıyor. Yani köylü olamıyor bir arafta bir çocuk aslında bir anlamda. Hmm. Ama şehirde de baş edemeyecek bir çocuk olduğuna dair uçları. Yani mesela hınç duygusunu, çocuktaki o hınç duygusunu güçlendiren şey doğanın içinde yer almaktır diye bir şey aklımdan geçiriyorum da öyle düşünüyorum. Kesinlikle öyle bir şey. Çünkü doğada daha spontan ve daha kolaydır öldürmek, yaşamak. Bu tip şeyler nefes alıp vermek gibidir. Pencereden aşağı atardı belki şeyde olsaydı. Ama şeyde, şehirde böyle değildir diyorum. Yani ben öyle düşünüyorum. Daha bozuktur. Daha bu kadar düz ayak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Doğa daha düz ayak bir şey. Daha imgesel, daha doğrusu daha mimetik etki yaratan bir şey. Doğa bizde her zaman mimetik etkiyi en güçlü şekilde yaratan şey. Kültür bu etkiyi her zaman çok bozan. Çünkü aracıların sürekli devreye girdiği bir şey olduğu için şehir hayatında bozuşarak bize geliyor. Biz bir şeyi taklit etmeyi ne kadar çok arzularsak o kadar çok şehirde bozuşuyor. Sigara içmeyi düşünelim mesela. Küçük bir ergensin işte toplumda bilmem ne adapte olacak. Acaba Hannah Arendt gibi mi içsem sigarayı ben çok seviyorum da Hannah Arendt sigara içmiş. Neyse ya da işte ne bileyim Nick Cave gibi mi içsem adam sigarayı bıraktı gerçi ama neyse yani bir o hep bozuşuyor ama şeyde babaanneden ya da işte neneden, dededen ya da arkadaştan daha çok bizi etkileyecek bir şey yokmuş gibi geliyor. O zaman daha düz ayak bir ilişki kurduğumuzda hınç duygusu daha hızlı, bozuşmadan, deforme olmadan insana yapışıyormuş gibi geliyor. Çocuğun da belki o hınç duygusunu güçlendiren şey doğanın kendisidir. Bence doğa da masum değil yani bu anlamda. Ben bodlerci olduğum için. Köy çocuklarının daha kolay şiddet uyguladığı, hani mesela kuş, sapanla ben apartman çocuğu ödümüz kopar bir canlı ama köy çocuğu bunu çok rahat yapar. Kuş öldürür mesela. Yuva bozar falan. Bunu ötesizden şehirdekilerden daha az etkiliyorlar köylerde taşrada bence. Yani öldüren belki siz değilsiniz ama o vahşi bir eyleme aslında her gün tabağınızda yemeğinizde katılıyorsunuz. Ama en azından şunu söyleyebiliriz belki. Çocuk daha önce doğada çok fazla zaman geçirdiği için mesela bir ölüm karşısında ne yapacağını gömme vesaire gibi bunları doğallaştırma, ne yapacağını öğrenme eliyordu. Böyle bir şey içerisinde daha kolay girebiliyordu ölümün için. Daha yalın, daha basitleştirilmiş ve prodüksiyon olarak da daha iyi geliştirilmiş. Daha az bilen. Şeyi cevap. Yani 35 yaşından sonra çocuk yapan kadınlar. Ya yine her şey sisteme bağlıyor gibi oluyor ama bu da çok böyle planlama hani o modernizm mantığıyla ilişkili bir şey değil mi? Her şey, yani zamanımızı planlama alışkanlığımızla bizi düzenlenelim içinde yaşadığımız düzenin öğrettiği bir şey değil midir? Yani sen zamanlı bir yere kullanmak için doğurganlığın eşiğine geldiğin o anda artık rastlanıyor olan şey kırkından sonra çocuk yapamayacağın
delilidir sende ve özgürlüğünü işte 35'ine kadar yaşayıp ondan sonra yani 35'ine kadarını planlamak ve daha sonra çocuk yapabileceği şeyi planlamak. Bu da aslında doğurganlığı planlama teknolojilerinin de gelişmesiyle de ilişkili bir şey. Dolayısıyla ben burada çok çelişkili bir şey görmüyorum. Tam da dibine kadar böyle şeydi, içine yaşadığımız koşullarla ve düzenli bir sistemle iletili bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim yine çok ilgimi çeken şey, genel 35 yaşından sonra genelde orta sınıf, beyaz yakalı eğitimli kesimlerin yaptığı şey tek bir çocuk yapabilmek zaten, tek çocuk sahip olma eğilimi çok fazla. Bu da böyle o çocuğa verilen değerin elbette her anne çocuğunu çok çok seviyordur ve değer veriyordur ama şeydi mesela annelerimizin veya büyük annelerimizin dönemlerindeki gibi çok çocuk yapıp işte ölen çocuğun bir ölüm karşısında çocuk ölümlerinde çok yüksek oranlarda olduğunu düşünürsek o dönemlerde bir çocuk ölümü karşısında çok ciddi travmaları aşabilmek adına başka çocukların da olduğunu kendine telkin edebilmek ve tabii bu tarım toplumu vesaire olmakla da çok ilgili. Yani orada iş gücü, bu başka bambaşka ilişkiler ağı da var. Ama en azından şu an bizim 2000'lerin işte gelişmekte olan veya gelişmiş ülkelerindeki gözlemleyebileceğimiz şey çok tek çocuk yapmak ve o çocuğa çok fazla yatırım yapmak. O çocuğu hayatının merkezine koymak ve onu aslında bir proje gibi değerlendirmek ve öyle şey yapmak yani. Ve bence bütün bunlar çok birbiriyle uyumlu, sen çelişkili olduğunu söylemiştin o anlamda. Yani mesela akademisyen çalışıyor, işte çocuğu doğuruyor, sonra başka bir hayat kuruyor. İşte eve gidince bütün yorgunluğumu alıyor işte. Bir gülmesi yeter falan filan. Böyle ben bakıyorum. Ya gerçekten öyle bir şey söylüyor ki ben bakıyorum böyle. Tamam öyledir herhalde diyorum. Çünkü söyleyeceğim her şeyi yalan çünkü. Bora baba olunca. Evet falan. Aynen öyle diyorlar. İlk cümleden sonra ne söylersen söyle dinleyip baba olunca anlarsın falan. Artık değersiz bir şey haline dönüşüyor. Yani mesela toplumsal hayatın içindeki bütün görevlerden tek tek imtina ediyor ve bunu da böyle çok önemli bir şey gerçekleştiriyor. Oysa yıllarca bu insanlar sokağa çıksınlar diye uğraşmış. İnsanlar işte kafelere gitsinler, konuşsunlar, kütüphanelerde okusun, evinde okuyacağını. Yani başka bir algıdan, başka yarattığı bir şeyden başka bir şey geçiyor ve bunun kırılma evet. Noktası da genelde... Yani yine bunu filme bağlarsak aslında evet. Annelik veya annelik edimi diyelim. Çünkü annelik kurumu denen şey bir inşa edilmiş bir şey olarak bütün sorumluluğu anneye yıkmak anlamına geliyor. Ama annelik edimi denen şeyi bir erkek de yapabilir. Yani bir çocuğun bakımı, büyütme, işte onunla ilgilenme vesaire bunları bir erkek de yapabilir. Annelik edimini toplumsallaştırabildiğimiz noktada zaten hiç kimsenin kendi hayatından feragat etmesine gerek kalmayacaktır. Dolayısıyla bir çocuğa bir kendinin bir kopyası gibi, bir yatırım gibi, bir proje gibi yaklaşma eğiliminin de bir anlamı karşılığı kalmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Zeynep'in annesine yapmaya çalıştığı şeyi olması gereken normal karşılamamız gerektiği anda aslında başka bir dünyayı da inşa etmeye başlayacağız gibi. Böyle güzel bir cümleydi. Bir tane daha sonra. Ben sonra cevaplayayım o soruyu da mı alalım? Şimdi hocam. Siz bilirsiniz. Ben şöyle bir soru sorayım. Tamam. Yönetmene sorayım. Siz dediniz ki bir kuyuya taş attım. Çıkarmaya çalışan bir insan oldu. Hoşuma da gitti diyorsunuz. Peki sizin şimdi yeni bir psikiyatriste, psikoloğa veya psikanalist yapan bir kişiye ihtiyacınız olsa bu filmi yapmadan önceki ve yaptıktan sonraki şeyde konuda onlara bakış açısınızda bir değişim oldu mu? Psikiyatrlara mı? Veya psikanaliz yapanlara. Hayır ben zaten terapiye devam ediyorum bu zamanda ve aynı zamanda filmin danışmanı bir psikiyatr, bir psikolog. Filmin danışmanı zaten Zevkilim. Hayır ben sizin olduğunuzdan daha farklı şeyler söylemeye başladıkları zaman sizin onlara karşı bir farklı bir şekliniz oldu mu, oluştu mu? Yani süreç işte değişti ama direkt filmle bağlantılı olarak değil. Ya bunlar ne çok şeyler, farklı şeyler söylüyorlar. Acaba ben gidersem daha mı hasta olurum? Yok yok, şey öyle bir şey olmadı. Başka bir gözle bakıyorum. Ya ben pragmatik biraz
bakıyorum şey, terapi türkü sürecine. Yani hem zor ve karmaşık bir soru. Aslında mesela tek bir cümleyle kısacık tekrar başka bir şekilde paraphrase etsek nasıl bir soru şekli alır diye de düşünmüyor değilim. Yani tam anlatmak istedim. Yani primitifçi değilim belki. Onu söylemek istiyorum. Yani mizantrofim yakın zamana kadar güçlü bir mizantrofim vardı aslında. O da yumuşadı. Yani yaşlanmakla birlikte ben aslında yumuşadım biraz. Yani öfkem biraz indi. Ama bazı kavramlara yeni yeni ben ulaştım. Yani gerçekten 40 yaşından sonra bayağı bir dönüşüm geçiriyorum. Hatta filmi çekmeden az önce başlayan ama çektikten sonra asıl değişimi yaşadım. Yani bugünkü haline kesinlikle başka bir film çekmiş olurdum. Ya panteizm diye bir yakıştırma yapıldı. Yani Fatih Özgüven yapmıştı. Ona da hak veriyorum bir yere kadar. Ama ben aslında bir kuşkucuyum her şeyden önce. Ama en fazla kuşku duyduğum şey adına işte uygarlık denen şey, beyaz adamın uygarlığı denen şey. Yani bu, yani böyle sloganist falan konuşmak istemem ama gerçekten kapitalizme, yani toplumla sorunum olduğunu hep biliyordum ama bunun net bir şekilde kapitalizmin etkileri olduğunu da ve ataerkil mesela hiçbir zaman feminist olarak kendimi tanımlamadım ama bana bir birey olarak ve bir kadın olarak aslında beni kısıtlayan o frustrasyonların bir kısmının o ataerkilden geldiğini bile onu hep bireysel olarak görmüştüm. Yani kadınlar da isterlerse yeterince azimleri varsa, ne istiyorlarsa, hangi noktada olmak istiyorlarsa olurlar gibi. Yani daha böyle farklı bakış açıları, daha farklı açılardan, yani şey, gerçeğin tek bir yüzü yok. Yani bir elmas gibi işte düşünüyorum, benzetme bana ait değil sanırım, birini bir yerden çaldım. Yani çok fasadı olan bir şey oldu. Hiçbir insanın tek başına o tüm gerçekliğe sahip hakikat diye ayırmak gerekiyor sanırım. Çünkü gerçek deyince o olgularla karışabiliyor. Yani ve ne kadar farklı açılardan bakarsam, ne kadar sanki başka şeylere nüfuz edebilirsem, başka algılara bir şeye, o merak ettiğim o büyük soru işaretine biraz daha sanki yaklaşabilirmişim. Yani bir dışa vurum noktasına, yani bir sanatsal üretim söz konusu olduğunda, işte yani sinematografik üretim söz konusu olduğunda da cevapları vermek değil ama sorularımı daha net sorabilecek hale belki gelir. Yani kafa karışıklığı varistir ama biraz belki bunu azaltabilirim. Ve büyük cevabı bulmasak da hiçbir zaman küçük küçük cevaplar, dönüştürücü cevaplar bulabiliriz gibi bir şey düşünmüşümdür. Yani bu antropomorfizmle, yani insan merkezcilikle ciddi bir derdim var özellikle son zamanlarda edindiğim perspektiften diyeyim. Yani yani bu uygarlık falan, yani bütün o şeyle, cazibesiyle falan, yani yani beni son derece itmeye yeni yeni aslında başladı ama böyle primitif bir yaşama dönmek arzusunda falan da değilim. Yani gideyim işte dağ başında tek başıma yaşayayım. Yani yine toplumla, yani çünkü aslında o dönüştürülebilen şeye de hala inanıyorum. Yani bir umut, inanmak değil de küçük bir umut taşımak gibi. Yani geri çevrilebilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani çok büyük bir hasar vermemizi düşünüyorum. İşte bu yine gezegene denebilir ve insan dışı varlıklara. İnsan dışı varlıklar derken insanlığın da, yani işte bu %1'in %99'a yaptığı zulüm de yavrum içinde. Yani belli bir yerde bir şekilde, yani oligarşi, dünyanın oligarşi bir şey olması ve böyle yani bizim figüranlar olmamızla ilgili, yani diğer hayvanların, yani insan dışı varlıkların, gezegenler, bir ağacın falan, böyle bir figürasyon
Bunun olması beni çok rahatsız ediyor. Yani uygarlığın nimeti çok fazla ama ilk o saptığı bir noktadan çok ciddi ve bence sapkınlık, hastalıklı. Yani özellikle de endüstrileşmeyle birlikte artık bir yani kanser hücresinden daha iyi bir benzetme bulamadığım bir şeye dönüşüyor olduğunu yani çok fazla başka disiplinlerde yani hangi açıdan bakarsan bakayım bu noktada kesiştiği için artık bu cümleleri kurar hale geldim. Yani yani bir filmde sevdiğim bir metafor vardı. Instinct'ti galiba filmin adı. Gorillerin arasında yaşamaya başlayan bir adam, acı fotoğrafçı olarak gidiyor. Anthony Hopkins'in canlandı. Belki izlemişsiniz. Evet. Yani film olarak yani sinema sanatında çok büyük bir şey, eser büyüktü ama galiba bir uyarlamaydı ve metin şu gelmişti bana. Yani o gorillerin arasında önce fotoğraf makinesini bırakarak yavaş yavaş davranıyor. Sonra hep dışarıdan gözlemliyor o goril ailesini. Bir gibi bakıyor içinde olduğunu. Görüyor ve böyle bir dünya için böyle bir şey var, küçük bir yerli harita görüyoruz filmde. Yani alanlar ve verenler şeklinde. Yani hayvanlar, şeyler, yerel halklar, yani işte uygarlığı tanımayan adlar, işte kırsal kesimdeki kendine yeten sistemleri hayat sürdürebilenler. Yani alıcılar ve vericiler var. Yani uygar dünya dediğimiz dünya her taraftan çalıyor. Şey yapıyor yani sömürü, istismar yani bu çok fazla yani bu yol değil yani onu hissediyorum yani insanlar bu yolu yol diye bir yerde tarihin bir noktasında sakmış adına uygarlık demişler işte ne bu demişse ama biz şey yanılgılarla böyle bir şeylerle şimdi yani çıkışı olmayan bir şeye demiş. Yani bu hala çıkış için zaman var. Yani farkındalık bilmem ne için. Ama insan ruhuna pek güvenim kalmamış olduğu için yani yani teoride mümkün olduğunu düşünüyor. Ama pratikte mümkün olmadığını düşünüyor. Yani ama öyle bir şey ki artık kaynaklar tüketilecek kaynak kalmadığında falan bir dunk etme yani meteor düşmesi gibi bir şeyi ki o meteor düşmesi etkisine yani kendi bu sistemini kurdu, gezegen üzerinde kurdu bu korkunç sistem, çok fazla acıları yol açan bu sistemin o tıkandığı noktada yine çaresiz kaldığı için o kişileri geri çevirmeye bir noktada başlayabilir. Geriye kalan hastalıklı belki insan. Yani bir dönüş olabilir. Bu bir ütopya olabilir. Ama yine zorunlu kaldığı için, zorunluluklar onu yönlendirdiği için yapar bunu. Yani daha önceki şeyinin o büyük uygarlık çirkinliğinin bedelini ödemesi gerektiği için yapar mı? Yani yani şu anda söyleyebileceklerim bu kadar ama daha iyi ifade etmek isterim sanki. Birkaç açık uç var. Onları da belki bir daha yapma geldiğince söyleyeyim. Buyur Yavaş. Ben daha çok benim biçimiyle ilgili çünkü içerikle ilgili o kadar çok şey konuşuyorum ki bir yandan sonra şey düşünmek var. Acaba bu bir benim roman olsaydı hiçbir kelimeyi değiştirmeden gene aynı şeyleri konuşuyor mu olurduk diye de. Ya mesela filmin çok mesela minimalist bir yaklaşım var. Belki kelimeler hoşlanmıyorsunuzdur da. Mesela o minimalist yaklaşım yani Deleuze'ün sinema üzerinden yaptığı iki ayrımda yani bir hareketi anlatan sinema ve zamanı veren sinema da belki biraz daha zamanı veren sinemaya dahil olur ki o da zaten mesela az önce de bahsettiğim Tarkovski'yi falan da içine alan bir şey var. Bunun şeyi tutuyor, mesela bu bahsettiğiniz ya bilinç dışını yansıtmak ya da bilinç dışını filme aktarmak. Mesela minimalist sinemada mümkün olduğunca az, mesela daha çok imgelerle, bunlarla mesela ama mesela bilinç dışını yansıtmanın en yollarından biri de mesela bu Freudian slip denilen, yani mesela bir şeyden bahsederseniz ama kastettiğiniz annenizdir falan mesela. Mesela yani mesela bunu da
daha çok mesela geveze filmlerde, daha çok mesela Tarantino'nun filmlerinde de psikanalitik şeyler var mesela. Oradan daha çok yönetmenin bilinç dışına yönelik şeylerle karşılaşıyoruz ama diğer türlü zamanlı anlatan filmlerde ya daha çok filmin kendisi bir bilinç dışı haline geliyor. İnsanın hani beyin ekran denilen bir şey haline geliyor mesela. Mesela bilinç dışını yansıtmaya çalışırken sen neden böyle bir minimalist yol izleniyor da mesela süper geveze diyaloglar yazılmıyor mesela? Yani bu ekonomi, her şeyin başı ekonomi. Yani minimalist olarak ben tanımlamıyorum ama bu sinema evet minimalist olarak tanımlanıyor işte. Uzun planlar, belli az sayıda insan, az sayıda mekan, yani gereksiz süslerden ılıtılma. Yani söyleyeyim mesela Deleuze bir yerinden geldi ama henüz çıkmadığım için yani tam belki tatmin edecek bir cevap vereceğim ama yani ondan aldığım etkilenen bazı kavramlar var. Yani bir yayla şeyi bile, yayla o rizom. Çilek filmdeki çilekler, kedizomlar biliyorsunuz, daha çilekler. Yani esinlendiğim böyle kavramsal olarak ya daha tam hatta da hakimselleştirmeden bile beni etkilemiş olan şey var işte gerçekten hareket, imaj, zaman imaj. Ve kendime evet zaman imaja yakın bir ama o yoldaymışım gibi buluyorum. Yani o işte bilinç dışını yansıtmak bile aslında şimdi düşününce bir iddialı gibi hani geldi. Onun içinden böyle delikler açıp, kurt delik hani şey gibi, wormhole denir ya kozmosla açıp, hani devreleri açılan. Yani böyle kurt delikleri açıp, yani algının kapılarını aralayıp ya da Blake'in görsünüzü gibi. Yani ona biraz bir erişim, kısıtlı olacağını bilebilir. Yani kısıtlı da olsa bir erişim aslında sağlamak çabası bu. Yani çünkü bilinç dışı zaten yansıtılabilecek bir şey değil benim tahayyülümdeki bilinç dışı. Yani bunun için minimalist olmak gerekmiyor. Ama sizin elinizin altındaki olanaklar, birikiminize yol açan şeyler, etkilendiğiniz ustalar, sinema, ya da şeyde diğer sanat yani disiplinlerde de olabilir. Yani bunu bu rotayı çizmiş bana ve ben kendimi bu noktada bulmuşum. O mekanda yaşamışım. Çocukluk anılarımı orada almışım o filmi gördüğünüz şeylerden. Yani onlar spontan diye tanımladığım şey bu. Onlar çoğu kendiliğinden gelen şeyler. Yani o ev olmasa orada bizim o yerli evimiz böyle bir film. Olmazdı yani. Finansal olarak gerçekleşmezdi mi yoksa olmazdı mı? Evet, hatta o şey kayalıkları, şeyin ayın düştüğü, Zeklinon'un gittiği o kayalıklar. Yani oraya kimle gittiysek yani direkt böyle, yani ölümü düşündüğümüz zaman mutlu mesut aile pikniği yapabildiğimiz bir yer orası. Yani o mekanı tanımasam da olmazdı. Yani birbirini tetikleyen şeyler, İşte o serbest çağrışımlar ve ilaçlar, çocuk imgeleri ve rüyalardan gelen imgeler beni çok ilgilendiriyor. Bunlarla bir şey oluşturmak, bir işte resim, bir görünüm, bir şey oluşturma fikri çok cazip geliyor. Ve oradan bilinçli olarak yaptıklarından da tam da işte o bilinç dışı şeylerin devreye girmesiyle yapmış olma olasılığı olan şeyleri izin sürüp onları bulmak, onlarla karşılaşmak. Yani bu yani büyük bir deneyim, insanın kendini aştığı bir deneyim gibi geliyor. Ama kesinlikle o ben minimalist film yapacağım diye ya da çıkmadım. Bilinç dışına anlatmak için en iyi yol minimalistidir. Asla öyle bir cümle ama gevezelik yapabilseler karakterlerim. Mesela Türk dizilerine bir davra benzemiyor olsalar da attığım o gevze sahneleri atmasaydım yani film izledilemiyor kullanırdım kesinlikle gevezelik şey. Ama eldeki olan şeyler ve birlikte yaptığınız insanlarla yapıp kurabildiğiniz o sinerjide ne kadar yapabiliyorsanız o kadarsınız yani. Öyle bir şey. Soru? Yorduk sizi yeterince vallahi.
Ben belki son böyle bir şey, çok merak ettiğim bir şey, yine özel bir şey aslında. Bu Türk ailesi, Türkiye'li aileye dair konuşmamın çok önemli bir sorun olduğunu siz kendiniz belirttiniz zaten. Ve aslında bu filminiz, yani sizin burada anlattıklarınıza göre sizin ailenize de bir konuşmanız. Dolayısıyla ben hem oyuncu olan, yani anne babanız oynadı bu filmde, filmi izlediklerindeki tepkilerini merak ediyorum çok fazla. Yani bunun sonunda konuşabilmiş miydiniz? Sizin için bir doruk noktası olsa gerek. Öncelikle ben şey diyorum, hep böyle başlarda Zeynep'in özel şey işletmiş oldum film ilk ortaya çıktığı zamanlarda, sonra aslında ayında kendi olduğumu daha sonra idrak ettim. Şey diyordum yani, filmin gerçek olmadığı, bir otobiyografik olmadığı kanıtı işte annem de oynuyor filmde, yani öldürmemişim. Yani bu soru ama şu açıdan çok ilginç benim. Şu Hacettepe'de işte bundan önce vardım yine Pamplat Çerçevesi'ndeki orada sonra Hacettepe Üniversitesi'ne gittiğimde. Daha önce ailemde olsa pek çok söyleşi oldu ama nedense daha derin bir mevzu, işte annelik üzerine, aile üzerine konuştuğumuz bir söyleşi oldu oradaki ve annemler de orada tesadüfen Ankara'ya gelmişlerdi, oradalardı yani, gelmek istediler. yani daha önce belli bir yerde konuştuğumuz şeyler oldu ama dayımın söylediği şey ilginçti. İşte. Dayım çünkü Ankara'da yaşıyor, misafiriydik orada. Bir gün bak herkese anlattım, bir günde herkesle konuştum, bir günde biz konuşalım gibi bir şey söyledi. Yani bir şeylere kızıyorlarsa falan bile bunu aslında söylemiyorlar bana. Yani çünkü filmin yaşattığı tatmin, onlar da o kadar fazla ki yani bir... babam da hep anlatır, gençliğinde oyuncu olmak için fotoğraf gönderen falan ama teklifi ancak işte 80 yaşında aldı. Nihayet. örnek gösteren bir insan. Yani şeyin etrafından, hani ortada kuyu var, yandan geç, şeyimiz sürüyor diyalogda. Yani çok fazla hassas konulara girmiyoruz. Ama böyle enteresan şeyler de oluyordu mesela, benim de siyasi görüşüm gibi, yani hiçbir şey ben konuşmam onlarla yani. Evet, filmdeki gibi pek konuşmayız birbirimize. Gündelik konular vardır, gündelik didişmeler vardır hayatımızda ve derin bir sevgi bizi birbirimize bağlayan. Yoksa benim kızım anarşik mi diye bir cümle kurduğunu duydum bir gün şeyde, annemin sette. Çünkü senaryo okuyor ve aşama aşama, tamamını vermedim senaryoyu. Vahide gördüm dışında kimse senaryo yazayıp girdi baştan sona. İşte okudukça falan yani hem bana laf gönderiyor orada. Yani sen de böyle düşünen birimizsini aslında hissettiriyor. Ama hem de Vahide üzerinden benimle konuşuyor ki biraz tuhaf bir durum oldu zaten. Ben annem ve babamı resmen Vahide'ye emanet ettim yani film zamanı. O onların kızı oldu. Ben yani bir yabancı gibiydim, böyle otoriter ve bodubin mi denir böyle sert, çünkü aileme karşı biraz sert olmam gerekti. Çok yaramazdılar annem ve babam. Alt başları da gidiyorlar mesela, çekiliyor bekliyoruz. Kendi işleri güçleri var çünkü kopamadılar, çünkü kendi yaşam alanları olduğu için. Yani enteresan bir deneyimdi. Ama ne zaman konuştuk hatırlamıyorum. Yani filmdekilerin ve orduluların tepkisi şöyle oldu. Bir üst kat komşumuz ordudaki galada filmi izlerken ay çok ağladım falan diye anlatıyor bana. İşte neye üzüldüm, ayın şeyine üzüldüm falan dedim. Yo işte kek topladığımız yer falan. Kendileri o kadar hayran oldular ki filmde. Yani kendi topraklarından, kendi yaşamlarından, dolaysız detaylara. Yani o filmin kurmaca kısmını o kadar kurcalamadılar yani, kafalarında soru işaretleri varsa da. Sadece annem işte çok vahşi, ay o filmin sonunu bilmiyordum, çok vahşiymiş falan dedi. oldu ama Şeyma üzerindeki etkisini ama bilemeyeceğiz. Biraz daha büyüdüğünde travmatik bir şey yaşarsa artık bilmiyorum. onu bilemiyorum. Çocuk üzerinde. Yani bunu kaldırabilecek az sayıda çocuktan biriydi bence o filmin. Ama bunu bilemezsiniz yani nasıl bir. Yani herkes için çok önemliydi bu. Herkes için büyük bir tatmin ve şey aracı oldu. Yeni filmin hazırlıkları başladı o zaman.
yok başlama, erteliyor. Yani öyle bir beklenti var. Yani bir sonraki film ne zaman diye evet gözümün içine bakıyorlar yani. Ya abartmıyorum da öyle bir şey hissediyorum yani. Güzel bir deneyim oldu yani onlar açısından ama çok zordu. Çok şeydi. Ben bir son bir şey söyleyeyim mi? Şeyden bahsettiğiniz ya, Halil Cibra'nın işte anne kızının gördüğü rüyanın son gibi bir rüyandı. Filmde de öyle bir kesit vardı. Hani, ay uyurken Zeki geliyor, korkma anne benim dedi. Bana evet. Anlatır, size anlatırken... Evet, orada aslında küçük bir şey olarak vermişim. Yani çocuğun işte masumiyeti klişesiyle oynamak için yani bir tedirginlik, bir tekinsizlik vermek evet. istedim. Orada annesinin yanına gidiyor, Sulca falan. Ve kadın yani gerçek hayatta olabilirmiştir bir anda ikilisiniz yanınıza biz gelse ama filmde yok. Bir filmde olduğunda bunun başka anlamları da olduğu için bir olasılıkla konmuştur duygusu veriyorum. Evet Zefir'in yani ki isminin çağrışımları da işte zehir, zifir bilmem ne anneye bir korku şey olduğunu düşünüyorum. Yani annenin aslında Zefir'den, o çocuktan korktuğunu düşünüyorum ki ben de şahsen çocuklardan korkarım. İşte onları masum ve savunmasız ve zararsız canlı olarak ama yani kendini öyle adını koyamayacağım bir güçleri. Hele de bebekler yani çok şey biliyor gibi bakarlar ya. Ben şey biliyorlar sonra unutturuluyor bize onun gittiğimiz. Yani ben şey hatırlıyorum, beni çocuk sanıyorlar ama ben her şeyi anlıyorum ve biliyorum dediğimi hatırlıyorum mesela 5-6 yaşında. Çoğunluğunu yaşamışım. O kadar hakikaten. Bilmiyor değil mi? Herhalde son sözler söylendi. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.